Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, 9-15 Mart haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Dolunay haftasındayız. Hemen haftanın başında pazartesi günü 9 Mart'ta akşam 20.47'de 19 derece Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek ve tüm haftanın enerjilerini de bu Dolunay etkileyecek. 11. ev Dolunay'ı sizin için aslında şanslı bir alanda doğuyor ve dolunaylarda tamamlanma enerjisi vardır. Bitişler, sonlanmalar, dönüşümler söz konusudur ve 11. ev aslında bir süredir belki istediğiniz, beklediğiniz, hayal ettiğiniz, dilediğiniz bazı konuların hayata geçmesi, bazı hayallerinize kavuşmanız yönünde de size çok güzel etkiler getirebilir. Geçtiğimiz Ağustos-Eylül döneminde başlamış bazı projeleriniz olabilir ya da bir süredir beklediğiniz konular olabilir. Bunlar Dolunay'da artık görünür hale gelecek. Eğer olmaması gerekiyorsa, sizin için doğru değilse tabii ki bunların olmayacağına dair de bazı işaretler alabilirsiniz. Örneğin bir sosyal ilişkiniz, bir arkadaşlık ilişkiniz, bir aşk ilişkinizde bu tarz dönüşümler de olabilir. Evet, biraz hayal kırıklıkları, biraz duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz bu Dolunay döneminde. Ama şunu unutmayın, her ne oluyorsa aslında uzun vadede sizin hayrınıza oluyor. Çocuklarla ilgili konularda zaman zaman aşırı idealist olabileceğiniz, aşırı beklentiler içerisinde olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Hamilelik, doğum gibi arzularınız varsa bu Dolunay bunlarla ilgili kapıları da açabilir tabii ki. Yaratıcı enerjileriniz çok güçlü. Sanatla ilgilenebilirsiniz. Bazı spiritüel, ruhsal çalışmalarla ilgilenebilirsiniz. Bazı hobilerinizde belki zaman ayıracaksınız bu Dolunay'ın enerjisiyle. Belki grup çalışmalarına, eğitimlere, etkinliklere katılacaksınız. Merkür Retrosu devam ediyor. Henüz 10 Mart'tan itibaren düzelecek. Ama Dolunay sırasında Merkür duran pozisyonda. Ve Dolunay sırasında Güneş ile Neptün kavuşumu var. Bu zaman zaman koşulların hayatımızda biraz yavaş, biraz belirsiz olabileceğini, karışıklıklar olabileceğini de işaret ediyor. O yüzden çok emin olmadığınız konular varsa çok da acele kararlar vermemek gerekiyor. Biraz beklemede kalmak, aslında izlemek şu dönemde daha da doğru olabilir. Duygusal davranmamak gerekiyor mümkün olduğunca. Ama sezgilerinizi dinleyebilirsiniz. Çünkü iç sesiniz, sezgileriniz de çok güçlü gerçekten sevgili akrepler. Hafta ortasından itibaren Oğlak Burcu'ndaki yerleşimler Mars, Jüpiter, Plüto, Balık Burcu'ndaki Güneş ve Neptün'de çok güzel temaslar içerisinde olacak. Özellikle çarşambadan itibaren bazı düşüncelerinizi, fikirlerinizi, programlarınızı hayata geçirme konusunda daha rahat ilerleyebilirsiniz. Ayın 10'undan sonra Merkür Retrosu da artık sona eriyor. Merkür yavaş yavaş ilerleyecek ama hızlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Özellikle önümüzdeki haftadan sonra Merkür'ün daha rahat olduğunu göreceğiz. Bu süreç içerisinde biraz planlarınıza, programlarınıza odaklanabilirsiniz. Kendinize bir yol haritası hazırlayabilirsiniz. Çevrenizdeki kişiler, arkadaşlarınız, kardeşler, akrabalar, komşular, onlarla olan duygusal bağlantılar, ilişkiler alanında da özellikle hafta ortasından itibaren enerjiler sizin adınıza daha destekleyici olacak sevgili akrepler. Mutlu ve güzel bir hafta dilerim. Hoşça kalın.